Sonuç olarak hapishane komisyonu olarak az önce yaptığımız F oturmasında bir hasta mahpusu yine gündemleştirdik. Biz bu konu bu son 3-4 gündür yaşanandan hakikaten müthiş derecede öfkeliyiz. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de biz 12 yıla yaklaşık 12 yıldır F oturması yapıyoruz. Bu F oturmasında gerçekten durumu çok ağır olan yaşlılar da var, ağır hastalar da var, engelliler de var. Ve bu F oturmasını yapma sebebimizin en büyük nedeni ilgililerin başta Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı olmak üzere bizi görmeleri, biz onlara içerideki mahpusun durumunu da gösterir durumda hani biraz daha görünür kılmak açısından tahliye edilmelerini istiyoruz. Çünkü tedavi edilmiyorlar. Her geçen gün daha da durumları ağırlaşıyor. Ve bir baktık bir anda Cumhurbaşkanı 7-8 tane 28 Şubat'ta tutuklanan general askerleri serbest bıraktı. Şimdi bunların sebebine baktığımızda da diyorlar. Adli Tıp Kurumu'nun ileri yaş, bunama ve ağır hastalık diyor. Şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan binlerce Adli Tıp Kurumu'nun hapishanede kalamaz gerekçesiyle tutulan mahpus var. Binlerce. Yani sayısal olarak 2000-3000 demenin bir anlamı yok. Yani ve biz bunları özellikle gündeme alıyoruz. Özellikle bunların bu ağır durumda olanların ve Adli Tıp Kurumu'nun kalamaz raporunu almış olan mahpusların bir an evvel çıkartılmasını, tahliye edilmesini istediğimiz halde maalesef yine başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hiçbir şey duymuyorlar, görmüyorlar. O nedenle hakikaten canımız yanıyor. Biz hep uzun bir süredir, haftalardır ve oturmalarında şunu vurguluyoruz. Devlet, sistem, hükümet, yetkililer hapishanelerdeki özellikle politik mahpuslara düşman hukukunu uyguluyor. Bunu bugün de görmüş olduk. Yani bu süreçte tekrar görüyoruz. Yani hastalıksa hastalık, engelliyse engelli, bakıma muhtaçlıksa yani o bir statü varsa, bir madde varsa, bir kanun varsa bu kanundan yararlanıp çıkması gereken binlerce mahpus var. Ama ne hikmetse az önce söylediğimiz gibi yine o düşman hukukunun zaman zaman her zaman daha doğrusu bizden yana yani politik mahpuslardan yana, politik düşünenlerden yana onlar gibi düşünmeyen, onlar gibi hareket etmeyen, biat etmeyenlerden yana o ibrenin asla dönmediğini bir kez daha görmüş olduk. Tüm kesimin aslında bir karşı duruş demeyelim de artık şunu görmesini isteriz. Özellikle aslında hapishanelerde bunlar çok daha net biliniyor ama yani biz ne ile ne şekilde mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz diyor içerideki mahpus ve tutuklular. Biz de artık bunun değişmediğini, değişmeyeceğini, ancak bunun değişim ve dönüşümünün bizim mücadelemizle, bizim direnişimizle olabileceğini, yani demokrasi güçlerinin, muhalif güçlerin asla pes etmeden hakkını, adaleti aramada, hakkın ve hukukun hayata geçmesi noktasında yapacağı mücadelenin belirleyeceğini, yani karşı tarafın, karşı taraf dediğimiz sistemin koruyucularının, biz bu mücadeleyi yapmadığımız sürece, biz bu mücadelede yani sağlam durmadığımız sürece asla bir kazanımın olamayacağını, özellikle de hapishanelerde de başta aileleri olmak üzere tüm duyarlı kesimlerin hapishanelere yönelik olarak kesinlikle onlardan irtibat ve ilgilerini kesmemelerini bekliyoruz, istiyoruz. İnsan hakları savunucularının bu noktada mücadelesinin çok ağır olduğunu ve bedeli de olacağını da tahmin edebiliyorum.